Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla ülke genelinde artışlar var. Tedbirli olmalıyız yasak ve kurallara riayet etmeliyiz açıklamalarından sonra il ilçe hıfza kurulları aldığı kararlarla yasak kararlarını tekrar tekrar açıklamaya devam etmekte. 4 ilde 4 ilçede yasak kararları, karantina kararları gelmiş durumda. Giresun'un Göreli ilçesi Çiftlik Köyü'nde Vaka artışlarının ciddi derecede artması ve temaslı sayısının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina işlemi gerçekleşeceği dile getirildi. Çorum'un Osmancık ilçesi Çampınar köyü ile köye bağlı Pelitpınar mahallesinde de vaka artışlarının fazla olması yurt dışı kaynaklı bir vatandaştan dolayı vaka artışlarının ve temaslı sayısının fazla olmasından dolayı 14 günlük karantina işlemlerinin uygulayacağı dile getirildi. Karaman, Ayrancı ilçesi Karaaç köyünde de yurt dışı kaynaklı bir vatandaştan gelen mutasyonlu virüs sebebiyle 14 günlük karantina işleminin uygulanacağı temaslı sayısının fazla olduğundan dolayı dile getirildi. Gümüşhane'nin Toruç ilçesi Yıldız Köyü'nde de vaka sayılarının ciddi derecede artış göstermesi ve temaslı sayısının fazla olmasından dolayı 14 günlük Karantina işleminin sokağa çıkma işlemlerinin uygulanacağı açıklandı. İl, ilçe, hıfzı zıfva kurulları tarafından alınan kararlarla. Maalesef gene 4 il, 4 ilçe, 4 köyde yasak kararları bugün yine açıklandı. Şu ana kadar açıklanan kararlar doğrultusunda. Ülke genelinde maalesef bazı yerlerde artışlar devam etmekte. Bundan dolayı bu alınan yasak ve tedbir kararları koronavirüsle mücadelede bu artış gösteren yerleri bir an önce düşüşe çevirmek amaçlı alınan karantina kararları. İnşallah bu karantina işlemleri de son bulur. Bu virüsün artış işlemleri de son bulur ve inşallah alınan kararlar doğrultusunda yükselen iller iyi giden illeri etkilemez diye ummaktayız. Ama yurt dışı kaynaklı gelen insanların ülkemize ne kadar zararı olduğu da apaçık ortada köylere kadar giden bir mutant virüsten bahsetmek durumundayız. İnşallah şu yurt dışı kaynaklı çıkışlar, girişler, çıkışlar da bir an önce yasaklanır diye umuyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.